Anladım canım. Ya Elif, şunları bırakır mısın lütfen? Söyle, ne yapıyoruz? Yarın Güneş'in kreşe gitmesi lazım. Ne? Canım yani böyle bir durumda gitmesi normal mi sence? Sosyal hizmetlerin görevlisi Güneş'in kreşini sordu. Muhtemelen oraya da gidecekler. Eğer Güneş kreşe gitmezse farklı bir şey düşünebilirler. Anladım. Peki. Ben bırakırım o zaman yarın. Sen ne yapacaksın peki? Zerrin Hanım'ı aradım. Yarın bir basın açıklaması yapacağım. Basın açıklaması mı? Ne diyeceksin ki? Birkaç gündür gerek sosyal medyada, gerek ulusal basında Güneş ve benim hakkımda çok şey söylendi. Özel hayatımız didik didik edildi. Bunlar henüz 6 yaşındaki küçük bir çocuğun anlayabileceği şeyler değildi. Sorulan sorular... Çok soru soruldu ki. Korkutucu, kırıcı sorular. Ama asıl sorulması gereken soru hiç sorulmadı. Güneş ne istiyor? Bu kısacık ömrüne bu kadar acı keder sığdıran Güneş. Mutlu mu? Bütün bu olanlar onun canını acıttı mı? Düşüncesizce sorulan o sorular canını yaktı mı? Kolundan çekilip götürülmek istendiği o gün, canı yandığında, korkuyla çığlık attığında, o görüntüleri izleyen herkes biraz olsa utanmadı mı acaba? Onunla beraber canı yanan, onunla beraber çığlık atan var mı aranızda? Benim gibi. Bu sorular hiç sorulmadı. Ama ben şimdi soruyorum size. Bir çocuğun yeri neresidir? Hayır. Ne sizin, ne başkalarının, ne de benim vaat ettiğim yer değil. Bu acıdan başka görmediği, öfke ve nefret dolu dünya hiç değil. Bir çocuğun yeri, mutlu olduğu yerdir. Daha yeni mi seyrediyorsun? Ben sana nasıl devam ettiğini anlatayım. Küçücük bir çocuğun mahremiyeti çok önemlidir diyor. Ve bunun sonu mahkemede bitecek diyor. O çocuğu kendinden daha fazla düşünen bir kıza mı inanırlar? Yoksa ben anneyim, anneyim diye bağırıp o çocuğu yerden yere sürükleyen bir manyağa mı? Ümran Hanım, avukat Hüseyin Bey geldi, sizi bekliyor. Tamam, geliyorum, bir kahvaltı edeceğim, beklesin. Tabii. Avukatla ben de konuşmak istiyorum. O isterse seninle konuşur. Bu benim davam. Ben de konuşacağım. Annesiyim ben. Doğru. Sen doğurdun. Ama annesi değilsin maalesef. Sen de beni doğurdun. Ama sen de anne değilsin. Değil mi? Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.